Onu da şey demiş ya, böyle de bir espri nasıl? Ha, çok güzel, çok güzel hikayeymiş ya, abi işte. Ya bayıldım ya, harika hikayeymiş. Dost Kayaoğlu'na dedim ki dost, senin etinden ve sütünden faydalanmak istiyorum. Şöhretinden ve körpe bedeninden yararlanmak istiyorum diye mesaj attım. Dost da tamam dedi. Ben de evden çıktım. Dost'a doğru geldim. Oturduk. Gayet doğaçlama ve daha önce hiç ya plan falan da yapmadık, inanır mısın? Nasıl böyle bir anda bu gelişti? Dost, senle gündemi değerlendireceğiz hazırsan. Hazırım. Seni sanki şu an böyle tehdit ediyormuşum da. Yok, ne alakası var, hiç alakası yok. Yok yani dostun özel fotoğrafları, video arşivi falan bendeydi yani. Onlarla tehdit tabii etmedim ki, kesinlikle yani. Dostu bu videoyu çekmesi için. Dost, ne haber? İyi, sana ne haber? Biz aslında bu videodan önce bir 2 saat falan bayağı bir muhabbet ettik. Kaydetmedik. Çok da güzel. Ya bambaşka bir video konseptinde aslında çıkılabilecek bir konseptti yani. Onu da muhabbet bir, daha önce hiç yapmamışız gibi o muhabbeti tekrar bir video haline getirip evet. 20 dakika falan oldu. Ben onu her 3 dakikaya reklam koyarım çok abi. Çok mantıklı. Evet. Dost, o zaman geçelim yavaş yavaş gündemimize. Bu bir gündem videosu. Niye açıkladıysam. Gündem. Dost, gündemin ilk sırasında senin de tahmin ettiğin gibi E3 ertelendi. Hı hı. Bizim o Tsubasa'lı yayınlarımız harbiden ya. Gitti, yalan oldu. Hazır yeni Tsubasa oyunu da gelirken. Vallahi ya. Neyse, onu ikame edecek bir şey yapabiliriz. Ne diyorsun abi? Bayağı malum virüs, adını anamadığımız çünkü videonun kapanmasına sebep olabilecek. Virüs. İçinde geçtiği için sadece demonetize edilebilecek ve hani videonun yegane amacını, para kazanma amacını yok edebilecek. Virüs bizi şu an havaya uçurabilir. Şimdi iptal mi edildi, ertelendi mi toptan? Ya ertelendi mi daha doğrusu, iptal mi edildi toptan? Şu an iptal direkt. Şu an iptal toptan. Aynen. Üstelik yani de bayağı ertelendi. Da şeydi galiba, Warner Bros. Falan da katılacakmış galiba. Evet evet. Yani Warner Bros. Katılıyor olması demek çok büyük ihtimalle yeni bir Batman oyunu. Aha, demekti. Harbi ha, bak ben o duyurular falan hep uçtu gitti şu anda. Ay, ve ben şeye dikkat ettim. Hani bu erteleme haberinden sonra bayağı bir yayıncı, lan çok da üzüldük, çok da seviyorduk E3'ü falan filan dedi oyun geliştiricileri. Yani hani oyun geliştirici kendi arasında E3'ü seviyormuş. Hani biz uzaktan olan bitti E3 falan filan diyorduk ama. Ya Sony katılmayınca keyfi çıkmıyordu zaten. Evet. Geçen sene çok keyifsiz geçti. Çok sıkıcıydı. Ama gene de en azından bizim için bir toplanma şeyiydi ya. Evet abi. Ben onu seviyordum açıkçası. Resmen geleneğimizin içine etti evet. Bu malum virüs yani. Oyuncu bayramı adı altında. Yani toplanıp biz şurada tıkınıp yiyip içip sıçıp. Yani E3'le tamam alakası olmayan muhabbetler, saçma sapan geyikler. Aynı zamanda canlı yayında binlerce izlenmek. Evet. Hani, sanki bir bok varmış gibi E3'te milletin bizi böyle bir anda izlenme sayımızın 5-6'sına katlanması. Aynen. Demek falan ki herkes ya. O heyecanı hani şey yapıyor, koruyor bir yandan. Var ya, E3 önemli bir etkinlik. Yani evet, bizim için şey gibi, kurban bayramı gibi. Evet evet. Yani böyle o yani oyuncuların bir araya geldiği nokta. Ertelenmesi gerçekten ilginç. Ertelenmesi mi, iptal edilmesi? Şey, iptal edilmesi. Hı-hı. Ama muhtemelen aslında iptal edildi ama şu an belirli tarih iptal edildi. Herhalde yine yaz sonu gibi bence yapacaklardı. Ama yaz sonu bu sefer bütün etkinlikler kayar. Evet, Gamescom var çünkü. Olacak? Yani şu Ağustos'ta zaten Gamescom var. Evet. Onun daha iptalle alakalı bir haber yok diye düşünüyorum. Çünkü yok. Malum virüs zaten sıcakta yaşayamayan bir şey olduğu için yaz başladıktan kısa bir süre sonra gidecek zaten virüs. Yaz toptan gelince tatil yörelerine gidiyormuş. Göç ediyor. Hani virüsün zaten işi bitecek Temmuz ayı gibi. Evet. O zaman dönem bir şey olacak mı? Ama bunun planlamasını yapmak çok zor abi. Çok zor. Yani şu an iptal ettilerse tekrar bir ayda toparlayamazlar. Ya bir de hani sonuçta firmalarda kendi takvimlerini ona göre belirliyorlar. Hı-hı. Yani iptal edildi, hadi Haziran'da bitti, Temmuz'da yapalım bir anda diyemezler. Çünkü onlar da
bayağı yoğun bir dönem oyun geliştiricileri içinde. Bir de şöyle düşün, yani sonuçta E3 aslında bizim için yapılan bir fuar değil, biliyorsun. Yatırımcılara göstermek için ve ona göre işte hisse değerlerini artıp yükselmesi falan filan. Yani o tamamen arkada bir ticari bir iş var orada. O bize oyun tanıtmak için yapılan bir etkinlik değil normalde. Tabii sonuçta yatırımcılara göstermek için yapılan. Ülkemizdeki dağıtımcıları falan da etkileyen, yani birçok görüşme aslında o E3 organizasyonları sırasında yapılıyor. Hani bu dağıtımcıların yeni hangi kim dağıtacak oyunları falan filan muhabbetleri bile orada dönüyor. İş adamları kendi aralarında. Gerçekten ilginç o açıdan. Şey, komik değil mi? Senin dediğin gibi Halo Film Fuarı bu diyordu sen. Ne diyorsun? Yani ona dokumacılar fuarı. Dokumacılar fuarı. Bizim gidip canlı yayın dokumacılar fuarı izledik. Yeni Halo deseni miyiz falan diye. Falan. Onun işte aslında show kısmı bizde. Aynen. Ön plana çıkan kısmı, ama dediğin gibi arka planda farklı şeyler dönüyor. İş bir de dönüyor. Kaç ticari yıl 1 Nisan'dan itibaren başlıyor galiba. Tam o dönem sunum dönemi, o böyle ticari yılın şeyini o belirliyor. Evet. E3 hani oyun firmaları için çok önemli bir belirleyiciydi. Aynen öyle. Şimdi hazır bu işte erteleme muhabbetini aslında şeye de bağlayabiliriz. Yine benim belirlediğim maddeler arasında vardı. Hani konsolu çıkış tarihlerini de etkileyebilir diye bir durum var. Çünkü Çin'de üretildiği için zaten işte Xbox'ta, PlayStation'da Çin'de üretim gerçekten yavaşladı. Zaten takip ediyorsunuz, borsalar çakıldı bilmem ne, böyle ekonomik bir kriz durumu da var. Ve bu da konsollara kesin yansıyacak diyorlar. İlla ki. Ertelenecek. Gerçi onlar da ertelenebilir. Yani hiç daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıyayız. Ertelenmesi durumunda, ya şöyle, ertelenmezse eğer konsolların çıkışı, çok büyük ihtimalle çıkış döneminde çok büyük stok sıkıntıları yaşanacak. Ama bu stok sıkıntıları bana zaten her konsolun çıkışında yaşanıyor. Bilerek yapıyorlar. Bu seferki daha kötü olabilir ama. Bu seferki gerçekten stok sıkıntısı yaşanabilir. Hızlıca geçiyorum. Cyberpunk 2077'nin geliştirme sürecinin tamamlanmasının hemen ardından tüm ekipler yeni Witcher oyununa odaklanacakmış. Tüm ekipler. Ses tonuna bayılıyorum sanki haber uzayı izler gibi. Tüm ekipler abi, yani hepsi demişler ki CD Projekt Red'de. Bu arada kaynak tüm ekipler. Kaynak şeyin, CD Projekt Red'in kendisi, hani Web Tekno değil. Yani hani oradan. Adamlar demiş ki Cyberpunk'ı bitirdiğimiz zaman direkt yeni bir Witcher'a odaklanacağız ve yeni Witcher oyunu muhtemelen farklı bir isimde olacak falan filan demişler. Abi zaten herhalde Geralt'ın hikayesine devam etmeyeceklerdir bu saatten sonra. Geralt'ı kaç kere bitirebilirler diye düşünüyorum hikayesini. Artık kitaplarda biten bir karakter. Dibini sıyırdılar. Evet. Yani oyunda zaten bitti hikayesi. Ha, uzatmak istersen uzatırsın. Ha gidip prequel yaparlar, sonra bilemem. Sıra kitapları uyarladıklarını. Dizi çok tuttu diye bir de şu anda. Abi şu an zaten dizinin popülaritesinde onlar böyle. Peki abi dizi niye bu kadar popüler? Acil durum ilan etmişlerdir. Hemen bir Witcher basmamız. Hemen Witcher yap. Hazır lisansı bizdeyken. Beyler. Lisansı kaybetmeden hazır. Witcher bu kadar popülerken hemen bir oyun yapalım da onu o şekilde yap. Abi o oyunu geliştirmeleri en az 5 yıl. Evet. Yeni bir Witcher oyunu geliştirmeleri en az 5 yıl. O zamana kadar dizi dayanır mı? Ya şimdi şeyi biliyoruz. Cyberpunk 2077'nin geliştirmesinde Witcher yapılırken başlanmıştı. Evet. Ve o yüzden çok uzun sürdü. Evet, çünkü 2012'de duyuruldu Cyberpunk. Evet. 8 yıl süren bir geliştirme süreci. Aynen öyle. Ya Witcher'la birlikte götürdüler. Şimdi bunda da acaba Cyberpunk'la birlikte götürülen bir Witcher oyunu olabilir mi diye de düşündürtmüyor değil. Bir yerlerde bir asset yazıyorlar. En fazla asset yapıyorlardır. Yani ben şu an ciddi bir full şey olduğunu zannetmiyorum. Ya tamam, hani ufak bir ekip başlıyor, ön çalışmaları yapıyor ama asıl ekip şu anda Cyberpunk'ta sonuçta. Evet. Arka planda 3-5 kişiyle çalışırken sonra hani bittiği zaman adam şeyi oraya aktarıyorlar. Asıl gücü oraya aktarıp asıl geliştirme süreci o zaman başlıyor. Yani ben hani her ne kadar 2012 deseler de ben Cyberpunk'ın asıl geliştirmesi 2016'dan önce başlamamıştır bence mesela. Muhtemelen. Asıl süreç tabii, yani. Tabii. Onun öncesi işte konsept artlar, bilmem ne, sketchler. Direkt aslında programlama kısmı muhtemelen dediğin gibi 2016'dan sonra, ama şeye gelirsek, yani yeni bir Witcher oyununa hayır der misin? Doydun mu? Yok. Yani o konuda ne? Ya da başka bir karakter seni, lan başka karakterle de oynanmaz bu oyun der misin? Mesela Ciri'yi kimi oyunda çok sevmişti. Kimisi hani Ciri kısımlarını yavan bulup ben yine Geralt'la oynayayım bu oyunu demişler. Sen hangi taraftaydın? Evreni seviyorum. Witcher evrenini çok seviyorum ama Geralt olmasa sever miydim? Ondan emin değilim. Evet. Geralt'a, yani Geralt'a ciddi bir şey çünkü. Hani çok seviyorum ikonik. Yani çok ikonik bir karakter. Yani Geralt'ı cidden Metal seviyorum. Metal Gear Raiden'la oynamak kadar leş bir durum diyebiliriz. Yani. Raiden'ı seviyorum ben ya. Yapmayın öyle. Raiden'ı ben seviyorum, yapmayın. Ve Rising'deki Raiden'dan bahsetmiyorum. Yani Metal Gear Solid 2'deki Raiden'ı seviyorum ben. Çok Rising'deki de gıcığım hatta. Aksine yani. Evet, neyse evet. Konu o değil de. Yani her ne kadar evreni çok sevsem de gerçekten Geralt olmadan çekilebilir bir evren mi? Veya ne kadar sıkıcı olur? Yani klasik bir dark fantasy evreninden
ne farkı vardır diye oturup birazcık düşünmek lazım. Bilmiyorum abi ben. Ya şey var ya abi, Geralt hani odun gibi bir karakter aslında. Öyle. Şeyi yok ama hani o odun karakter olmasının sürpriz yanı şu oluyor. Arada böyle ondan gerçek insan belirtileri görüyorsun ya. Karakteri sevmene neden olan aslında o Evet. oluyor. O sürprizleri hiç beklemediğin bir anda. Ya mesela ben Brooklyn Nine-Nine'a başladım. Sen de çok öneriyordun. Onun işte meşhur yüzbaşı var ya. Ha evet. Ya dün abi Durup dururken alakasız bir saçma konu sapan işler ama yapıyor ya. şey yaptım. Alakasız bir yere geleceğim ama dünden hani kalan espri aklımda. Hani o şey diyor. Çok odun bir karakter bu arada gerçekten. Hani adam gülmüyor, etmiyor falan. Dün şey yaptı. Şöyle yaptı. Haha yaptı. Karşı şey dedi ki, Emi güldünüz sanırım. Kahkaha atıyorum diyor. Ay yerlere yattım. Çünkü hiç beklemiyorsun o Evet. karakterden öyle bir şey. Geralt biraz bana onu veriyor. Hani beklemiyorsun. Sonuçta birçok mutasyona uğramış falan filan. Normalde donuksu hisleri olmayan Evet. bir karakter olması lazım İnsansı falan. hareketler vermesi, işte bazen espri yapması o karakterle çok daha böyle derinleştiriyor o karakter. O yüzden Geralt'ı seviyorum. Ben de Geralt'lı bir Witcher olsun isterim. Çok mu uzattım bilmiyorum ama. Yani Ciri'yi sevmekle beraber Ciri'nin üzerinden bir şey yapabilecekleri pek inandırıcı gelmiyor bana. Ciri'nin üzerinden yani Ciri güzel bir karakter. Ciri'nin özelliklerini de kullanmak isterim bu arada. Witcher 3'te keyif alıyordum. Evet, ben de Ciri'nin sevmiştim. bir dünya farklı özelliği var çünkü. Onları kullandığın daha belki aksiyon odaklı bir oyunda ilginç olabilir. Ama direkt bir hani Witcher oyunu dediğin zaman insanın ister istemez aklına Geralt geliyor. Abi bu noktadan sonra Geralt'ın hikayesi devam etsin istemem. Onu açıkça söylüyorum yani. Geralt'ın hikayesi 3. oyunun kaldığı yerden devam etsin istemem. Eğer bir Geralt'la bir oyun yapmak istiyorlarsa çok büyük ihtimalle bana kitaplara geri dönebilirler gibi geliyor. Hani prequel olarak yani biz Evet. zamanda kitapların devamını yaptık. Anlatılmayan şeyler vardı. Anlatılmayan işte kitaptaki hadi bu sefer de kitabı uyarlayalım Evet. Bak diyerek. kıçımızdan element uydurmuyoruz. Evet. Diziden de hiç etkilenmedik o kadar Kesinlikle hiç izlenmesinden. alakası yok Kitaplarda yani. var. Biz o yüzden Witcher'ı şey Geralt'ın eski hikayelerine odaklanıyoruz diyebilirler. God of War tarzı bir aksiyon yaptığını düşünsene. Yanımızda da Ciri. Oo. Last of Oğlum. Us kadını. Sırf yanında kızla gezen Müthiş. erkek adam. Hani böyle koşan popülarite o ya. Yanında çocukla Evet. gezen şey Aynen. adam. Manly man modunda böyle. Evet Öyle bir evet. oyun yaptıklarını düşünsene. Saçma Valla sapan. hiç belli olmaz ama sanmıyorum ya. Yine açık Yok bir dünya. açık dünya bir RPG gelecektir Evet. yine. Yani adamların ondan şaşacağını zannetmiyorum ama Bakalım ama yani. bununla ilgili yeni haberleri hemen duymayız gerçekten. Çünkü adamlar zaten şeyin tanıtımını yapacaklar. Bence kendileri de ne yaptıklarını bilmiyorlar Evet. henüz. Bu arada Witcher'daki Kesinlikle. nereye gideceklerini kendileri de bilmiyorlar şu Yani an. bu haber artık kimden sızmış, nereden gelmiş bilmiyorum ama şu an adamların istemediği bir şeydir Witcher ön plana çıkan. Ya Tabii. bir muhtemelen hani şeyleri yoklarlar. Bu ne derler? Yatırımcıları. Yatırımcıları Bak Witcher yoklarlar. yapacağız diye Bu bir arada yatırımcılar da yoklamışlardır. onları yokluyordur. Ya Evet. siz Siz siktir edin şu sahibi Witcher Witcher'ı bak. bak girmeyin Bak bunlara. oğlum Witcher 3'ü çıkardığınız aydan daha fazla oynandı diye abi. O nasıl manyak lan dizi çıkınca. Evet. De İnanılmaz patlama anlamıyorum yani. yaptı. Oğlum. Yani bazıları Witcher 1'in canlı yayınlarda oynamaya başladı falan. Böyle de işte Bu durumlar kadar neman alan. şeyden aynen. Efendim bu arada kolonya stokladım dostum. Hani ister. Evet yeni gündem maddemizi 3 numaralı maddemizde ise Horizon Zero Dawn'ın senin de inanılmaz sevdiğin, Bayıldığım, çok bayıldığın, sevdiğim bir oyun. aşırı sevdiğin bir oyun. İnceleme videomuz da Jiu-Jitsu adlı kanaldı. Kurgularken Ne eğlenmiştik. Neyse o konuları sonra. çok eğlenceliydi Evet o. abi. Horizon Zero Dawn PC'ye geliyor abi. Enteresan bir Sony özel oyunu. PC'ye geliyor. Daha önce bunun yolunu yapmıştı Sony aslında. İnceden haberler vardı. Bayağı bir haberler vardı ama hep sızan haberlerdi. Sız evet. Doğrulanmamıştı. Doğrulanacağı bariz. Jason Schreier o şu haberi yazdıktan sonra da diyorsun zaten. Tamam okey. Jason Schreier'den yazdıysa o adam boş atmaz. Evet. Çünkü harbiden oyun dünyasındaki en Bildiğin saygı duyulabilir insider mı deniyor onlara? habercilerden bir tanesi. Gerçekten yani hani şey olarak. Adam yazdıysa okey o adam bildiği vardır. Böyle boş atmaz ve Tekno'dan bahsetmiyoruz. Jason Schreier bu. Ve yani duyduğumdan beri haberi şey korkusu başladı bende. Ulan harbiden hani bütün ekskluzif oyunlar çıkacak mı? Yavaş yavaş onun yolunu mu yapıyor? Sony bu oyunlar hani Microsoft'a mı özendiler? Microsoft çok mu iyi para kazanıyor acaba? Ekskluzif oyunlarına bilgisayara çıkararak da niye böyle bir yönde ilerliyoruz diye. Ya şimdi şey diye zannediyorlar bunu PlayStation fanboyluğu. İşte yok efendim PlayStation'da olsun başka bir yerde olsun bize özel Yok olsun abi. falan. Hiç alakası yok. Ben her yerde Zaten oyun yani oynuyorum şu yani. kamerayı biraz kaldırıp görebilsek dosta her çeşit eski Yani. konsollardan bilgisayar var. Ya zaten ona yani bizim nesil ona çok takılan bir şey. Ben de ilk PlayStation 1 vardı. Onun önce Atari, Tetris, Aynen. PC. Yani
oyun oynayabileceğim o sırada da ne alım gücüm yetmişse onu alıp oynamışım. Öyle abi şey. Ve bunu başkası da oynamasın. Geberin köpekler dediğimizde olmaz. Hiç alakası yok ama yani şöyle ben bir oyun Xbox'ta beğenirsem gidip Xbox alır oynarım yani. Evet. Bu da mesela şey yapmadım hiçbir zaman. Xbox çöp, Xbox exclusive oyunları da çöp. Tabii. Asla şey yapmam falan. Benim için bir konsolu konsol yapan şey exclusive oyunlardır. Yani konsola kişiliğini veren şey, kimliğini veren şey exclusive aynen. oyunlardır. Ve bu exclusive oyunların başka platformlar özellikle PC'ye çıkıyor olması o konsolun bana göre kişiliğini kaybettiriyor. Tabii. O konsola sahip olma, o konsolun özelliğini kaybettiriyor gibi hissediyorum. Ve yani gerçekten bu konsolu ben niye satın aldım diye sormayı istiyorum. Şöyle bir çünkü ben şu şansa sahibim. Benim elimde bu çıkan oyunların, PC'ye çıkan oyunların büyük bir bölümünü oldukça iyi ayarlarda çalıştırabilecek bir bilgisayar var. Evet. Yani yayıncı olduğum için, bilmem ne olduğum için bu şansa sahibim. O yüzden ben bunu diyebiliyorum. Bir oyunu oynarken seçmek hı-hı. istersen eğer varsa PC'de, evet, PC'de oynamıyor PC'yi musun seçerim. Artık? Her zaman PC'yi seçerim. Evet, yani. Çünkü güzel görünüyor. Evet. Yani. Doom şimdi PC'de oynuyorum yani. PlayStation 4'te de oynayabilirdim. PC'de oynuyorum. Yani çıkmış her ne bileyim. Ori'yi işte PC'de oynamayı tercih ediyorum vesaire vesaire. Çünkü PC versiyonu %99 olasılıkla daha iyi oluyor hı-hı. diğer versiyonlardan. Konsollarımı açtığım zamanlar exclusive oyunları oynayacağım zamanlar açıyorum. Ha. Bu herkes böyle değil. Bunu biliyoruz. Yani evet. Herkesin buna yetecek olarak ekonomik gücü yok özellikle şu anki ülkede ve yani o insan işte konsolu aldığı zaman büyük bir süre ben de öyleydim yani uzun bir süre boyunca 2014'te PlayStation 4'ü aldığımda yıllarca bir bilgisayar sahibi olmak kadar. Tabii, PlayStation 4'te oynadım tüm oyunları. Third party yetti çünkü rahat yani. Rahat yani. Aynen öyle. Yani yetiyordu third party oyunlara falan filan ama yani şu anda ben bu kadar fazla şeye sahipken, bu kadar şanslı bir insanken yani ekonomik anlamda işte sahip olduklarım anlamında bunu diyebiliyorum. Konsola kişiliğini şey verir, exclusive oyunlar verir. O yüzden de oyunların o konsola exclusive kalmasını istiyorum. Çünkü hani orada ben bu konsola baktığım zaman evet oyunları şurada ben bu konsolda bunu oynuyorum. Oyunları evet. burada ben bu konsolda bunu oynuyorum falan filan diye. Ama bu oyunlar bilgisayara çıktığı zaman ben sadece oraya bakıyorum ve bir kalabalık görüyorum. Gereksiz bir kalabalık görüyorum. Sen niye oradasın? Niye benim bir PlayStation 4'üm var? Diyorum yani ben bu oyunu bilgisayarımda da açıp oynayabileceksem ya diye. Ya bir de hani ben kesinlikle çıksın yani biz belli bir süre sonra çıksın PC oyuncuları da oynasın. Yani hı-hı. belki de biz de PC'de ben mesela PlayStation'da o dönem işte Horizon Zero Dawn'a mesela hani hı-hı. baktım. Zaten kurguyu da birlikte yaptık. Aynen. Yani cinnet geçirdiğim için oyunu aynen. oynamadım. Hep uzak kaldım. Bir ara PlayStation 4'te tekrar başladım. Olmadı. Şimdi PC'de mesela tekrar denerim. Oynamamış bir sürü insan var. Hı-hı. PlayStation 4'de olmayan. Onlar için müthiş. Oynayacaklar çok iyi. Şimdi Death Stranding falan da çıkıyor. Hı-hı. O açıdan müthiş ama benim hani burada hani biraz böyle dediğim kısım şey oldu. PlayStation 4 özel oyunu dediğimiz zaman çok özenilmiş, aynen. o konsolun o hı-hı. kapalı yapısına uygun, bütün imkanlarından yararlanabilecek bir şey aklımıza geliyor ya. Evet. Aynı şekilde Xbox tarafında da öyle. Hı-hı. Acaba şimdi bu oyunları PC'ye de çıkartacağız diye hani bazı şeylerden taviz verme durumu olur mu? Hani benim korktuğum kısmı o. Benim de aslında istediğim şu, yani bu oyunlar gerçekten bilgisayara bir noktadan sonra çıkartılacaklarsa umarım aradaki süreç bayağı uzundur. Yani geliştirilme sürecinden bahsediyorum. Bilgisayara portlanma süreci. Aynı Horizon'da olduğu gibi. Horizon 2017 oyunu. Hatta 2016 mı? 2017. 2017 Şubat 2017. 2017 çıkmış. Oyunu ve tamam, 3 yıl. Tamam aklımdan söyledim. Notlarıma baktım. Yani 3 yıl sonra çıkıyor bilgisayara. evet. Ve yani bu 3 yıl bu 3 yıllık sürecin ne kadar bilgisayara portlanmayla geçti bilmiyorum. Bu şey olamaz. Çok uzun bir süreç olamaz. Çok büyük ihtimalle geçen yıl bu tam dedikoduları yayıldığından belki 1-2 ay önce falan portlanma evet. süreci başlamıştır. Ya burada benim korktuğum şey şu. Evet. Guerrilla Games değil mi? Evet, enerjiyi ne kadar PC'ye acaba harcadılar? PC portuna. De şu ilginç değil mi? Hem şey yani bilgisayara çıkan iki exclusive oyunun da şu an şey olması. Aynı motorla yapılıyor olması. Decima evet. motoruyla. Evet. Yani. Hem şey, Death Stranding hem ve Guerrilla. Bir de neydi? Şeyin patronu Guerrilla Games'in başındaki adam şeye geçti ya PlayStation Dünya Stüdyoları'nın başına geçti. Ondan sonra da bunun olması da ilginç. Yani muhtemelen hani o neydi Kars House mu öyle bir Alman gibi bir adı vardı. Tam evet. gelmiyor şimdi aklıma. Hani o adamın muhtemelen hani böyle bir düşüncesi vardı. Onu yaptırıyor diyorsun Dünya şu anda. Dünya geneli stüdyoların başına geçince de sanırım onu artık uygulamaya geçirme gücünü de elde etti ve bunu da yaptı gibi geliyor. Çünkü evet bak onu gerçekten
Decima motoruyla yapılmış olması. İki oyunda Decima motoruyla yapılan. Benim şu anda abi tek istediğim şey şu, senin de söylediğin gibi. Oyunun geliştirilme aşamasında ne olur biz bunu bilgisayara da portlayacağız. Ha, kafasıyla evet, geliştirmesinler. Aynen. Yani biz PlayStation'ın verdiği yani şeyin etinden suyuna her şeyin olabildiğince faydalanalım. Oyunumuzu sonra olabildiği en iyi şekilde bilgisayara çıkaralım. Ondan sonra portlarız. Evet. Yani ondan sonra portlarız değil. Yani yapım sırasında portlama düşünsünler istemiyorum. Yani ya. Bunu hem PlayStation hem PC olacak şekilde oyunu geliştirmeye çalışmıyor. Evet, onu çalıştığınız zaman çünkü o kesinlikle bir şeylerden götürüyor. Kesinlikle kalitesini düşürecek. Yani onu çok kesinlikle kalitesini düşürecek evet. Yani. Ya ona harcayacakları ne kadar süre? 6 ay mı, 3 ay mı? Neyse ne olur oyunun geliştirilmesini harcasınlar. Ne olur aynen oyunda evet başka bir şey çözmeye. Bug fixing'i harcasınlar, onu harcasınlar, bunu harcasınlar. Evet. Ne olur yani. Bu arada senin beni korkutan nokta o. Evet, aynı ortak korkularımız. Bu arada şeyden de açıklama geldi PlayStation tarafından. Her oyunumuzda PC'ye gelecek diye bir şey yok dediler. Yani öyle her oyunumuz gelmeyecek. Sony exclusive oyunlara devam edecek falan filan diye de inceden de bir hani konuya açıklık getirdiler ki öyle PlayStation 5 almayıp da PC'ye kasmasın millet falan diye, mantıklı da yani. PlayStation 5'in fiyatını bir görelim de hele. Evet. Onu da şey yapacağız dost. Yani bu konuyu da konuşuruz. Devam ediyorum. Ghost of Tsushima. Onun şeyini sen daha iyi bilirsin. Tsushima. Hatta Tsushima. Ghost of Tsushima Türkçe geliyor ve çıkış tarihi de açıklandı. 26 Haziran'da Türkçe olarak oynayacakmışız. Şükürler olsun yazın çıkan bir oyun var desem öncelikle. Evet, 26 Haziran güzel. Abi yani benim kadar yoğun bir insan için tarih çok iyi. Çünkü güzel, başka hiçbir oyun yok o dönem. Evet, hiçbir rahatlıkla şey oynanabilir. E3'te iptal. Rahatlıkla videosu yapılabilir. Yani hiçbir şey yok. Gereksiz kalabalık bir vakitte çıkmıyor. Çünkü yaz ayları boş. Yaz aylarında inatla oyun çıkarmıyorlar. Hani onların mantığına göre millet tatilde falan herhalde. Yaz aylarında kimse oyun almaz diye düşünüyorlar. Tabii genel galiba olarak hani şey mali yılın artık havaların daha soğuk olduğu ve insanların daha evde olduğu dönemlerde çıkarmayı evet tercih ediyorlar oyunları genelde. Tabii, tabii. Yani yılın ilk 3-4 ayı ve ondan sonra son 3-4 ayı şeklinde olması. Bir de insanlar hani gitmiyor çünkü AVM'lere. Yani oyunu sen kutulu diye koydun, o AVM'ye insan gitmiyor. Satamazsın onu yani çıkarttığını. Kimsenin haberi olmaz muhabbetler. Ondan dolayı yazın dönem koymaya güzel çalışıyorlar. Yani o yüzden izledin mi şeyi? Türkçe fragmanı falan. İzledim. Fragmanı seyrettim ve oyunla alakalı endişelerim çok büyük oranda arttı. Evet. Açıkçası fragmanı seyrettikten sonra. Aynı şeyleri düşünmüşüz. Ya oynanış yok fragmanda ve yok oynanış adına koydukları 2-3 şey, bir atla koşmak. Görsel çok güzel. Sana da bir Order 1886'sı havası yarattı mı? Yok, bana direkt Horizon havası yarattı ki Order'dan daha kötü bir hava bence. Horizon havası. Onu söylüyorsun. Ya benim için çünkü hani Order 5 saatte biten bir oyun çünkü ve çok baymadan biten bir oyundu. Horizon 50 saat işkence gibiydi. Yani mekaniksel anlamda çok sığ bir oyun çünkü Horizon. Ve ya, yani çok güzel bir görsellik, korkunç sığ bir oynanış. Güzel abi yani, şeyin Kurosawa filmleri gibi falan evet, arka plandan çekimler, inanılmaz bir sinematografi. Gerçekten çok güzel duruyor. Evet. O yüz animasyonları falan da çok güzel. Ama işte o oynanışın sığlığı beni çok korkutuyor. Yoktu. Ben sanırım canlı yayını da işte açıp şey izledim arkadaşlarla. Bir böyle bir yerde bir zıplama animasyonu var. Hatta buraya da koyarım belki onu. Böyle zıplıyor. Çok ne derler? Script gibi zıplayıp inme durumu falan var. Orada ben bir şüphelendim. Lan çok mu script bazlı olacak acaba falan yok diye. Yok, ben script bazlı olacak hiç zannetmiyorum orada. Açık dünya bir oyun var karşımızda. Hmm. Script bazlı olma olmaz şansı diyorsun. Hiç yok. Açık ama script bazlı yalan bir açık dünya script olacak. Script bazlı olsa emin ol daha çok beğenirdik gibi hissediyorum ben. Anladın mı? Hani açık dünyada o sürekli olarak aynı şeyleri bir ya kere yapacağımız ve ben tamam şimdi ben de düştü jeton. Sen oradan Horizon'cı. Aman dostum ağzından yer alasın. Ama ciddi, öyle ona ben siklik bazlıya razıyım. Evet. Ben Order'da çok beğenmeyenlerden değilim yani. Ben Order'ı sevmiştim. Tabii ki ben de Order'ı sevmiştim. Siklik falan olması. Aynen. Film gibi miyim gibi izlemiştim. Aynen, aynen işte. Ondan bahsediyorum. Açık dünyada 2-3 tane sığ mekanikle aynı şeyleri tekrar tekrar yaptığın bir oyun düşün. Vallahi şu an yani böyle dudağını çekip sus ve sakin ol demek isterdim. Öyle olacak gibi geliyor ve çok heyecanlı olduğum bir oyundu benim Ghost of Tsushima. Evet. Kojima'yı düşününce hani şey gibi bal satıcısı gibi bütün gördüğü yerel TV'ye bile çıkan. Aynen. Kastamonu'nun TV'de bile neredeyse Kojima'yı görecektik yani Death Stranding'le. Kara Komik'teki Cem Yılmaz gibi en böyle şey. Evet evet evet. Bizon TV'de falan. Hoş sohbetlerde falan Cem Yılmaz 120 dakika falan konuşmuş.
Yani abi Kojima o durumdaydı. Bu adamlar hiç tanıtmadı neredeyse. Hiç bakalım inşallah. O da bana garip geliyor. Bir yerlerde hiçbir şey yok. Ne bileyim şu noktaya kadar bir yerlerde bir oynanış videosu ama şeyden bahsetmiyorum. E3'teki oynanış videosu gibi birden bahsetmiyorum. Birilerinin çıkıp bir programa katılıp orada oyunu bir yarım saat oynayıp böyle canlı canlı gerçekten oynayıp gösterdiği bir şey falan olmaması Evet. birazcık Aynen. endişelendiriyor beni. Endişelendiriyor. Bir yandan da ama inşallah sürpriz ve güzel bir oynanış olur da bu sefer Umarım. sevme Çok oranımız isterim. daha çok artar çünkü. Çok isterim çünkü bunu ben... Yok gerçi öyle olmamıştı. Benzerini God of War'da yaşadık diyecektim. God of War'da oynadılar ya bir yerlerde. Oynadılar. Ama yine de bu kadar iyi beklemiyorduk God of War'ın Ya oyunu hiç için böyle, beklemiyorduk. değil mi? God of War beklediğimizden İnşallah çok çok iyi çıktı. aynı şey olur. Umarım. Çok isterim. Efekt Çok olur. isterim çünkü Ghost of Tsushima'yı harbiden bekliyorum. Bu Evet, sene çok beklediğim bekliyoruz. oyunlardan bir tanesi. Last of Us'tan daha çok bekliyorum Ghost of Tsushima'yı. Ben Öyle de söyleyeyim. öyle. Ben de öyle. O zaman Last of Us demişken, yani hiç de Oo. bilmiyorsun ama güzel bak. Ulan ne Oo. bağladık burada Harbiden. bitirsek. Yani hiç Last of Us demişken diyeceğim de aklıma gelmemişti böyle bir bağlama geçişi. Evet de uzattım. HBO'da dizi oluyor dost. Last of Us dizisinin müziklerini de oyunların müziğini yapan Gustavo Santaolalla okuyamadım. Yapacakmış. Chernobyl dizisinin yaratıcısı Craig Mazin ve Naughty Dog kreatif direktörü Neil Druckmann dizinin yazarlığını ve yapımcılığını da birlikte üstleniyorlar. Enteresan değil mi? Ters köşe yapan bir film miyim derken, Uncharted filmi vardı bir ara derken, bir anda HBO'ya dizi olması ve yapacak kadro da iyi. Chernobyl izlemiş miydin? İzledim. Hoştu. Hani İyi. karanlık teması falan da Güzel olan bir dizi. diziydi. İyi Yani diziydi. hani yapımcı seçimini de iyi tutmuşlar. Valla yani güzel bir şey gelecek gibi bakalım. Ama Hiç heyecan var mı sana? Ben hiç yok. heyecanlanmam. Sadece HBO var ya işin içinde. Hani sonuçta biz o oyun zaten film gibi bir oyun, dizi gibi bir Benim oyun. için sıkıntı Ha orada değil mi? başlıyor zaten. Oyunun zaten dizi içeriği gibi olan bir İhtiyaç... oyunun Hayır, diziye ihtiyacı yok ki. ekstradan. Evet, o açıdan benim de hani şeyim var ama işte HBO olunca biraz diyorum ki bu adamlar yapar. Abi Yaparsa şimdi bu şey adamlar gibi değil yapar. anladın mı? Witcher'ın hani oyunları kitaplarının devamı ya. Kitaplarını diziye uyarladıkları zaman daha önce görsel olarak görmediğimiz bir şey ki zaten Polonya'da kendi Evet. dizisi vardı onu geç. Hayalinde Yani canlandırdığım bir hani şeyi. hayalimde canlanan bir şey görebileceğim için mutluyum. Last of Us kendisi zaten belli, hikayesi belli, ne olduğu belli, Atmosferi. atmosferi belli, her şeyi belli. Ve bir oyun olarak çalışıyor bir şekilde. Yani konsept bilmem ne her şeyi kendi içerisinde çalışıyor. Şimdi bir Uncharted'da mesela uyarlıyorlar. Ben Uncharted'ın da film uyarlanmasına çok karşıydım. Ya da ne bileyim ben aslında bütün oyunların şey uyarlanmasına karşıyım bu arada. Çünkü o oyunla film aynı medya Şey, değiller. araya gireyim. YouTube yorumlarında zaten şey demişler. Hani diziye gelir, hani Left Behind gibi bir şey olur. Anladın Aynen. mı? Hani dizi hani şey kıyasladığın zaman zaten hani var olan şeyi hani biraz zorlayarak kimisi de öyle eleştiriler yapmış hani dizisi için. Dediğim gibi evet yani zaten hani olan içeriğin böyle biraz daha üzerinden nemalanmak için umarım öyle bir şey olmaz. Abi öyle bir şey olacağını biliyoruz da ben harbiden hala neden inatla oyunları uyarlamaya çalışıyorlar ki? Hele ki sinematik oyunları uyarlamaya Evet, çalışıyorlar. aynen. Abi benim hiç anlam veremediğim noktalardan bir tanesi bu. Şimdi film senaryosuyla oyun senaryosu aynı şey değil. Kulvarda değiller. Cutscene'ler sonucunda hani sunumları benzer olabilir. Tamam mı? Sinematografi gerektiriyor olabilir, yönetmenlik gerektiriyor, oyunculuk gerektiriyor olabilir. Ve baktığın zaman burada gerçekten benzerlik gösteriyorlar. Ama oyunlarla filmler aynı şey değiller. Ve bir oyunda senin iyi senaryo olarak tanımladığın şey bir filme geçtiğin zaman iyi senaryo olmayabilir. Ne? Çünkü filmler yani neredeyse 100 yıla yakın sinema tarihinde zaten görmediğimiz şey yok. Ve pek çok aslında oyunlarda bizim sevdiğimiz senaryoyu sen filmi uyarladığın zaman zaten sinemada o defalarca yapılmış, üzerinden Evet. milyon kere Avatar geçilmiş. gibi. Yani hiçbir şekilde seni etkilemeyen bir şey çıkıyor ortaya. Last of Us'ın senaryosu var abi sinemada. Bir Var. sürü farklı örneği Dizi var. olarak da Yani var. en yakın örneği işte o yol filmi. Zaten en yakın örneği o. Dost. Niye gülüyoruz? Çünkü kamera kaydetmeyi Son durdurmuş. 20 dakika boşa Konuştuk konuşmuşuz. konuştuk durduk. Espriler, Evet, şakalar. inanılmaz komikti. Yani şu izlediğinizden daha komikti. Evet. Patreon'da o Patreon'da ses kaydı olarak ses kaydı bulabilirsiniz. oldu. Yok öyle bir şey tabii ama neden olmasın. Why not? Kırışırız. Filmler demişken dost kırışırız. Aynen ya. %50 %50 Oo iyiymiş lan. de. Filmler demişken dost işte Last of Us falan film Aynen. gibi Oyunlar. oyunlardan geçebiliriz. Film gibi oyun deyince akla kim geliyor? Hideo Kojima geliyor tabii ki.
Hideo Kojima ile Norman Reedus, yağlı saçlı Norman Reedus, pasaklı Norman Reedus tekrar, yani daha doğrusu sürekli hala konuşmaya devam ediyorlarmış. Yeni bir proje üzerinde de çalışıyorlarmış. Bunu da nereden duydum? Efendim, Norman Reedus Wire diye bir YouTube kanalı var sanırım, Wire'da adı. Orada Google'daki sorulara cevap veriyor işte. Norman Reedus is, Norman Reedus bilmem ne falan filan diye. Yapayım mı tekrar, o ne diyor? Yap yap, yapsana. Aynı bir o ne diyor, çakma içeriği gibi. Ya, ulan, hep çakıyorlar, aynen. Neden olmaz, belki bir gün biz de aynısını çakarız. Why not? Çakan çakana. Orada diyor ki abi şey, biz Kojima'yla hala görüşüyoruz, hatta yeni bir iş üstünde de çalışacağız, çalışmaya devam edeceğiz falan demiş. Ne diyorsun abi, yani ikisi birlikte yine çalışacaklar, yeni bir iş geliyor. Sence ne olur? Death Stranding'in devamı mı olur? Başka bir şey mi olur? Yoksa Silent Hill falan da diyorlar ya işte, Konami bağımsız olarak Kojima ile çalışacak. Ne diyorsun abi? Ya ben kendi isteğimi söyleyeyim. Yani kendi isteğim şu. Kojima ve Norman Reedus ikilisini görmek isteyeceğim tek kişi Silent Hills şu noktadan itibaren. Ne yeni bir oyunda Norman Reedus'u görmak istiyorum. Kojima ile beraber. Yağlı saçlarını. Evet, yeter. Herifi gördükçe gidip duş alasım geliyor. Her gördüğümde kaşıma geliyor ona. Ben bu adamı görünce de pis bir insan görüyormuş gibi oluyorum. Öyle falan. Ama yani. Herif ulan destanede oynarken adam benden 1 lira isteyecekmiş gibi böyle bir sürekli herifi kirli olarak gördüm. Öyle ama. Herif çünkü pis. Böyle filmde böyle ellemişler ya herif, her tarafında izler mizler falan filan var. Ondan dolayı da öyle bir izlenim uyandırıyor. Bir de yıkanıyorsun herif şeyden, yani duştan saçı yağlı çıkıyor yani. Ben gıcık oluyorum. Ben diyorsun böyle. Sadece Silent Hill'de olsa artık. Abi şu anda Silent Hill'de daha önce zaten duyurdukları için okeyim. Zaten Norman Reedus'lu olarak duyurdukları için ve ben onunla özdeşleştiğim için okeyim şu noktadan itibaren. Çünkü ben artık bir oyun karakterine baktığım zaman Norman Reedus'u görmek istemiyorum. Evet. Karakteri görmek istiyorum. Aynen. Şeyde göremedim. Death Stranding'de şeyi göremedim. Yani aktörler biraz göremedim. Oyun karakteriyle özdeşleşmeni engelliyor değil mi? Evet. O aktör gerçek biri olarak biliyorsun, tanıyorsun onu. Bir de öyle yağlı, kis, pasaklı bir saçları varsa falan iyice özdeşleşemiyorsun. Mümkünse aktörler sadece hikayenin villainını oynasınlar abi ya. Evet, ana karakteri oynamasınlar. Bizim yönettiğimiz karakteri oynamasınlar yani. Oynayacaklarsa da Detroit gibi bir oyun falan olsun, o zaman okeyim yani. Evet. Ama şeyde okey değilim. Karakteri kontrol ettiğimiz kontrol ettiğim bir oyunda okey değilim. Normalde istemiyorum o yüzden. Evet, ben de aynı şeyi düşünüyorum abi. Cem Yılmaz Ozan Güven gibi olmasın. Farklı birini görelim madem. Yani Scorsese, Robert De Niro veya Leonardo DiCaprio şeyine girmeyelim sürekli. Ya da çocuklar duymasın da Tamer Karadağlı'nın olması gibi. Ne alaka bilmiyorum ama. Hadi bakalım. En son buraya gelmeden Tamer Karadağlı'nın şeyini izledim de ne alakaysa çocuklar duymasın da bundan sonra olmayacağım daha falan filan. Yani kim olacakmış? Bilmiyorum da. Çocuklar duymasın devam mı ediyor? Çocuklar duymasın kim izliyor ki yani, sen olsan ne olur? Olmasan ne olur oğlum yani? Oğlum ben ortaokuldaydım lan, çocuklar duymasın yayınlanıyorken. Hayır yani 2003'te miyiz? Çocuklar duymasın. Abi ne çocuklar duymasın ya? Hala devam mı ediyor ya? Ne bileyim, öyle demiş abi, çocuklar duymasın da artık olmayacağım falan filan. Yani... Gören de Godfather 4'te ben olmayacağım. Yer Godfather 4'te Corleone, Michael Corleone. Beni göremeyeceksin. Hey Allah'ım, yine böyle afralı tafralı şöyle devasa bir güneş gözlüğü kalkmış kaynakçı gibi. Harrison Ford'un ben artık Star Wars'ta oynamak istemiyorum. Gibi yani. Onu falan. Da gördük zaten. Yani. Girdi yine arada. 3-5 sakalıma bakarım diye geldi. Oğlum Force spoiler da verdim. Force Awakens'la herif bir anda Hollywood'un en çok kazanan aktörü olmuştu tek filmde yani Harrison Ford. Konum nasıl buraya geldi bilmiyorum ama. Oy. Silent Hills olursa dediğin gibi... Silent Hill olsa daha bir enteresan olur gibi geliyor. Kabullendiğim için onda. Hani Norman Reedus'un oyunda olduğunu zaten kabullendim işte. O yüzden okeyim. Ama dedikodular tabii ki ne kadar doğru bu konuda. Evet. Çünkü resmi bir duyuru hala yok. Gerçekten Konami hani yol verdiği Kojima ile yeniden çalışın bu bağımsız olarak ki. Konami'nin yeni bir oyun yapacağı falan söyleniyor. Yani paçinko makinesinden fırsat bulurlarsa. Veya şu söylentiler doğru mu? İşte Kojima Konami'den Silent Hills hakkını, ismini satın aldı. Olmadı. Miras babasından miras kalması lazım Kojima'ya. Yani, o kadar diyorsun. Tabii. Nagasaki'deki arsaların satılmış olması ve Sony'nin gücüyle bile olmaz herhalde diyorsun. Yok abi, yemez o. Yani Silent Hill haklarını imkansız ama Silent Hill markasının haklarını alamaz yani.
Ben öyle bir şey olacağını düşünmüyorum. O kadar değerli mi şu anda Silent Hill markası peki? Abi son her halükarda değerli ya. Sonuçta yani Silent Hill'in en son iyi olan oyunu hangisiydi diye merak ediyorum. Vallahi hiç hatırlamıyorum. Yani. Yani bir dünya bir üç şey. 3 falan mı en son iyi olan PSP'ye, oyunu? PSP'ye, Tetris'e falan çıkmıştan sonra Silent Hill. Ama Pachinko'da şey... top düşürmeden ibaret var mı lan Silent Hill'in Pachinko oyunu? Kesin vardır. Vardır, %100 vardır. Kesin vardır. Kesin tabii vardır. Vardı tam hatırlatılır. Konami olur da Pachinko makinesiz bir oyunu es geçer mi? Geçmez tabii. Bu arada deminki çekilmediğimiz, daha doğrusu görüntüleri olmayan videoda şöyle demiştik. Ya Kojima biliyor abi korku oyunu ve bayağı bir korkutur. Evet. Sen de ben çok korkarım demiştim. PT'de ben altıma sıçtım çünkü. PT'yi oynarken evet, şey de dediğimi hatırlıyorum. Lan bu ruh hastası bir insanın oyunu. Aynen yani öyle. Şu an bu oyun normal bir insanın yapacağı bir oyun değil. Yani bunu bana burada yaşatıyorsa bu herif asıl oyunda ne yapacak bilmiyorum ama çok korkuyorum dediğimi hatırlıyorum. Kojima yani. Abi şey diyor, ben korku filmleri izlemeyi çok seviyorum ama aşırı korkuyorum. Bazı filmleri hiç izleyemiyorum. Yani çok korkuyormuş korku filmlerinden. O yüzden abi kendi çok korktuğu için kendini korkutan şeyleri oyunlara yansıtmayı iyi biliyor. Ben Metal Gear Solid 5'te falan da korkmuştum. Hı-hı. O şeyler. Skull askerleri bilmem ne gelince. Korkuyor öyleydi. Gerçekten güzel. Hatta PlayStation 1'de Psycho Mantis geldiği zaman bile ben tırstığımı evet. hatırlıyorum yani. O yüzden korku olayını iyi biliyor. Bakalım korku oyunu mu çıkacak yoksa Death Stranding, basit olarak aslında en basit şey Death Stranding'in devamı mı olacak? Umarım olmaz. Çünkü yani daha önce dediğim gibi Death Stranding'in hikayesinin ben tamamen bittiğini düşünüyorum ilk oyunda. Evet. Gerçekten devam edebileceği bir yer olduğunu düşünmüyorum o hikayenin. Kendi içerisinde bir o bir, bir diğeri de Death Stranding'in bir oyunu daha kaldıramayacak olmam. Bir kere evet. daha oynamak istemiyorum Death Stranding'i. Bir Death Stranding 2 istemiyorum. Doyduk ona yani değil mi? Doydum. Yoruldu fazlasıyla doydum. Ameleliği yaptık. Yani. Gezdik. Fazlasıyla durdum. Doydum. Yani devam edebilecek bir oyun gibi hissetmiyorum. Ne konsept olarak ne senaryo olarak Death Stranding de, devamı olabilecek bir işmiş gibi hissettim. Ne de o anlatım şekli olarak yani öyle 2 saat surata bakan çekimler. Anlat anlat dur hikayeyi. 25 dakika izliyoruz arkadaş. Ne anlatacağın şey varmış. Ne yazdın bu kadar abi ya? 25 dakika boyunca Stranding ne onu anlatıyorsun sana. Ya bir sal bizi tamam. Bir de bırak oynayalım ya. Her şeyi anlatmaya da gerek yok arkadaş. Neyse buradan her şeyi anlatmaya gerek yok derken. Buraya öyle de bağlayamayacağım. Hadi bakalım. Olmadı bu sefer olmadı. Geçen sefer daha güzel bağlamıştım. Böyle bağlayamayacağım. Buradan şeye geçiyoruz. Filmler demişken yeni Batman filminin Batmobile'ine ne diyorsun dost? Haha, oldukça güzel görünmekle beraber Batmobile gibi durmuyor. Değil mi? Kesinlikle. Yani böyle Ford Mustang'e sanki kanat takmışlar gibi değil mi? Evet. Yani böyle enteresan bir havası var. Ben de çok şey yapmadım, beğenmedim. Ben Batmobile olarak beğenmedim. Evet, dizayn olarak hoşuma gidiyor. Olarak güzel. Hani oyuncak olarak elimde olsun isterim. Güzel görünüyor. Ama bir Batmobile olarak... Batmobile evet, diyor yani. Harbiden bir arabaya kanat takmış. Bir modifiye edilmiş bir araba evet. gibi duruyor. O ama bana şeyi düşündürttü. Hem o Zeytinburnu kekolara sanki spoiler taktırmış gibi. Aynen. Doğana şeyi taktım diyordu. Abartı egzoza bağırtarak yanımızdan geçecekmiş Batman. Şey abi düşündüm. Hani tema sanki bana böyle 80'leri işte böyle 70'leri falan onu hani hatırlattı. Hı-hı. Hani bir arabayı almış Batman modifiye etmiş falan böyle abartılı İşte müthiş görünen bir Batmobile'dense hani böyle minimal bir tasarım nedense bana böyle bir şeyi hatırlattı ama öyle bir bilgi şeyler, var mı bilmiyorum hani 80'lerde geçecek. Ya çok takip etmediğim kadarıyla çok takip etmedim filmin olan biteni de sadece duyduğum kadarıyla işte şeyi anlatacak. Çizgi romandaki Batman First Year'dan bayağı bir esinlenildiği söylüyor. İlk Batman First Year diye bir çizgi roman var. Çok noir temasında geçen bir çizgi roman. Daha çok Gordon'un gözden anlatılıyor aslında hikayeyi de. Gordon'un zenci yaptılar. Neyse. O apayrı bir konu. O temada geçecek ve o da evet o noir ne zamanlar geçecek? O noir kaç? 1950'lerin filmi mi? Daha 50'ler evet. 50'ler 60'lar. Dedektiflik. 60'lar 60'lar. Noir şeyleri falan. Tam o dönemin atmosferini daha çok yaşatıyor çizgi roman. Film onu yaşatıyor olabilir. Bir de şu gibi Joker filminin gene böyle eski temada evet. geçiyor olması. Ona da birazcık özeniyor olabilirler. Olabilir. O döneme yakın bir şey yapıyor olabilirler. Bir de sonuçta güncel şeyi tüketti bir önceki tabii. film. Hani döneme uygun bir Batman'i. Fazlasıyla tüketti. Fazlasıyla tüketti. Ben de görmek istiyorum açıkçası. Hani bir dönem eskiye dönüş. Hani o tarz bir şey olabilirse güzel olabilir. Ama şeyi de çok beğenmedim açıkçası. Batman'in maske tasarımını. Rezalet ya. Maskesi değil çok kötü yani. Tabii şey güzel.
Göğüs kısmı, torso, hani o şeyler falan güzel. Arkham Knight'taki kostümü hatırlıyor böyle parça parça, böyle zırh evet. gibi duruyor. Hoşuma gidiyor. Çok açık yüz ya. Çok kötü. Sanki abi. Evdeki derileri almışlar da ne kadar derimiz var. Hadi bir Batman kostümü yapalım. Gist kostümü gibi işte. Gist'teki böyle. Değil mi? Hayır, böyle dokunduğun zaman dokunuyor. Abi dokunma dokunma dokunma. Hayır, bir dakika. Kulağını düşürdün abi ya. gibi böyle. Çok maske harbiden çok kötü duruyor. Ya düşük bütçe Netflix süper kahraman dizisi işi gibi duruyor. Paramız bu kadar ancak. Ancak buna yeter. Böyle eleştirdiğin zaman da ya buna yetti kardeşim paramız falan diye böyle. Bu arada şey, Joker'le ilgili Johnny Depp'in adı geçiyormuş. Yeni Batman serisinde. Çünkü bu bildiğimiz şeyle Joaquin Phoenix'i filmle bağlantısı olmayacak evet, bu. Evet, hiçbir şekilde onu şey yapmayacaklar. Yeni Batman'imizin. Joaquin Phoenix gibi bir dallamaya zaten hayatta ikna edemezsin onu yani. Yok o abi böyle, olmaz o. Yani franchise gibi bir şey dönüşecek bir şeyin içine girmez abi. Evet ve bunu şey harici, ona saygı duyuyor şeklinde söylemiyorum bunu bu arada. Dallama direkt olarak söylüyorum direkt yani. Joaquin Phoenix'in hani böyle garip hareketlerim var gibi sinir diyor, böyle hipster kişiliği falan. Ben bıraktım bu abi işleri. Abi bir ara yani saç sakal bırakıp falan evet. böyle komple. 2 sene mi ne böyle bir karakterle aynen. programlara falan katılıyordu. Böyle sağa sola bakıyordu bilmem ne. Bir filmin, sonra da öğrendik filmmiş. Filmin viraliymiş yani, aslında. Viraliymiş yani, ya. Saçma sapan. Ne yapıyorsun hocam ya? Garip bir herif. Neyse siktir gitsin gitsin o zaman. Onun da ya bir... bazen mesela düşünüyorum dost. Hani Türkiye'de karşımıza çıkan bazı YouTuber'lar da hani keşke karakterim ben dese de. Hani değil mi? O yavşaklığın sebebini evet. ersem. Hep, oh neyse ki desek yani. Neyse ulan bu adam. Bunun arkasında meğersem bir, o kadar bir... da yavşak o... çocuğu kişilik varmış aslında onun arkasında. Bu kadar da gönlanı değilmiş de meğersem kişilik varmış dese. Kameraya oynuyormuş onun, meğerse falan. Onun ve ailesinin adına sevin. Bunu istediğiniz YouTuber'a yapıştırın hadi gençler. Bakalım, bu, neyse. Bu... Johnny Depp'e dönersek. Abi ha. Johnny Depp Joker'i oynar. Oynamasına. Ama ben Johnny Depp'in makyajda görmekten bıktım. Biz suratını görelim yani, reis. Yani bıktım herifin sürekli bilmem ne makyajda. Adam resmen beyaz makyaj reis. Hani adamın yüzünü unuttuk ve özlüyorum. Sürekli beyaz evet. pudralı bir Johnny Depp. Evet. Adeta şey gibi değil mi dost? Yani hani önceki filmden bir dünya pudra var. Yönetmen oturmuş demiş. Ya biz bayağı bir pudra aldık. Geçen filmde kullanamadık. Bu pudraları nasıl kullanacağız? Ya Johnny Depp'i çağıralım da ona suratına çalarız 5 ton pudrayı. Yeni bir film yaparız demiş gibi bir şey. Nasıl yani olsa sinemaya seyirci çekerdi. Nasıl olsa pudralı Johnny Depp'in, beyaz pudralı Johnny Depp'in efendim gişesi 1 milyondan başlar. 1 milyardan başlar. 1 milyardan başlar diye. Gerçekten öyle ya. Bir de abi şimdi Oscar'da çok aldı ya Joker rolleri. Hı-hı. Heath Ledger şimdi aynen, işte şeyi de aldı. Hani Johnny Depp oradan da bir Oscar yolu görüp gerçekten de girmek isteyebilir. Abi de şeye. Şey yani Joker rolünü kimse reddedemez ki. Joker'i evet, kime versen rol, alır? Kime versen alır Joker'i? Çünkü Heath Ledger'dan sonra özellikle Joker'in kazandığı popülaritenin haddi hesabı yok. Yani evet. Joker şu anda bir aktörün hani ulaşmak istediği seviyelerden bir tanesi ki aslında oyunculuk olarak ne kadar zorluyor oyuncuyu diye ben birazcık sorgulamıyor da değilim ya bilmiyorum. Kötü oyunculuğu bile yedirebilirsin gibi geliyor bana Joker rolüyle. Bile Joker İyice gömüyoruz Joker'i. Abi yani bilmiyorum. Joker gerçekten çok popüler bir karakter. Şu an Batman'den daha popüler olduğuna eminim ben Joker karakterinin. Evet. Yani bunun dediğim gibi en büyük örneklerinden bir tanesi DC Universe oyununun online oyununun kapağında yani dediğim gibi intergalaktik güçlerin, kozmik güçlerin birbiriyle kapıştığı bir oyunda yani kapakta Joker'in olması, en önde Joker'in alakalı. Duruyor olması falan oradan böyle. Geçmiş halbuki evet. Yani şey oyunda ama kapakta o var. Yani, ya o, evet, o, Joker olabilir. Satması için ya satması için değil çok büyük bir marka dediğin gibi. Hatta işte bu son çıkan Harley Quinn filminde de hani adını değiştirdiler. Hı hı. İşte artık şey diyorlar Joker'in kız arkadaşı Harley Quinn'i falan ekleyin ki satsın bilmem ne evet, diye. Evet, evet, evet. Gerçekten önemli oyuncular da bunu biliyor. İnanılmaz hı-hı. bir yüz. Muhtemelen Johnny Depp bu arada oynar abi. Ya sinema... Oynar yani hani şeyi. Daha önce oynadı zaten bu tarz benzer roller. Pek çok Joker'e benzeyen karakter oynadı. Tabii canım Joker zaten oynadı. Joker'i zaten oynadı bile diyebiliriz. Joker zaten oynadı da. Rahat rahat kaldırır. Johnny Depp en son ne zaman gerçekten oyunculuk yaptı diye merak ediyorum. En son hangi iyi filmini izledin? Evet Johnny abi. Johnny Depp'in. Çok eski benim 2000'lerin ortası işte bu Karşı Pencere miydi neydi? Benim de işte 2002 mi 2003 mü o?
Bir Zamanlar Meksika'da. Evet. Desperado'nun devam filmi. Evet, güzel. En son iyi filmi oydu ki ana karakter de değildi aslında. İşte bilmiyorum. Tim Burton'ın Sweeney Todd'lar, Makaseliler. Onu izlemedim, onu izlemek istiyorum. İzle, o zaten, güzel film. Zaten Makaseliler 90'lar diye hatırlıyorum. Evet. Sweeney i̇şte Todd ben oralardı abi. Yani benim Johnny Depp'im odur, belki şeydir işte. Karayip Korsanları'nın ilk filmi falan. Tek o iyi filmi Karayip Korsanları'nın. Yani tek ben onlarda kaldım Johnny Depp'ten. Yani sonraki böyle aşırı pudralı döneminde çok ya iyi. Şeyi çok iyi hatırlıyorum. Bir ara hani Johnny Depp'in gerçek suratı neye benziyor diye düşündüğümü ve aklıma gelmediğini hatırladığım bir dönem var yani. Herif aynı Andy Serkis gibi. Hani şeyde ya mi? Makyajda ya CGI'da kaybolan aktörlerden bir tanesi. Joker'de oynar oynamasına tercih eder miyim? Etmem. Açık konuşmak gerekirse. Çünkü sıkıldım Johnny Depp'i zaten makyajda görmekten. Evet. Farklı bir aktör görmeyi tercih ederdim. Daha evet. Böyle farklı bir şey getirecek yani. Yeni bir soluk getirecek. Çünkü Joker'e. Yüzü de biraz eskidi açıkçası. Eskidi, bir de eskidi. Hani bu işte karısıyla olan davada mavada şimdi aklandı ya. Hı hı. Hani bu Joker rolüyle bir geri dönüş yapmak da isteyecektir. Johnny Depp için de iyi olur yani. Niye hı hı. Şu an Johnny Depp'i düşündüysem iyiliğini yani hayrını düşündüysem. Ve pudra reisi muhtemelen Joker rolüyle yine aşırı pudralı bir şekilde ve bakalım, aşırı abartılı oyunculuğuyla göreceğiz gibi. Çok fazla böyle dedikodu dönüyor. Yani ne kadar doğru çıkar bilmiyorum. Ben bir hafta öncesine kadar da Vezemir'i Mark Hamill'la oynayacağını emindim ama öyle olmadı, öyle olmadı. Öyle olmadı. Bu tarz şeyler. Joaquin Phoenix'ten önce de şey diyorlardı. Mesela Leonardo DiCaprio oynayacak diyorlardı. Bayağı iyi sallamışlar yani. Işte. Bayağı bir muhabbet döndü. Sonuç olarak göreceğiz. Hiçbir şey doğrulanmadan bakalım. Şey yapmaya gerek yok. Ama yani Batman filmlerinde iyi oyuncular oluyor. Mesela Christian Bale de çok iyi bir oyuncu bildiğin gibi. O da eski Batman'di. buradan bir anda aklıma geldi. Christian Bale yeni hemen gündem maddemize geçiyoruz. Hazır Christian Bale de demişken Thor Love and Thunder filmi için bomba bir haber geldi. Bunu yalnız direkt kopyalayıp yapıştırmışım malum haber sitelerinden. Nereden? Merlin'den mi ve Tekno'dan mı? Vallahi emin değilim de. Thor Love and Thunder filmi için bomba bir haber geldi ve Oscar ödüllü ünlü oyuncu Christian Bale'in filmin kadrosunda demişim bu kadarını almıyor. Filmin kadrosunda gerisi yazmıyor. Gerisi yazmıyor. Keşke hangi rolle geldin de yazsaydın. Kötü rol abi. Ya kötü olduğunu biliyorum da hangi karakter hiçbir yani. Hiçbir fikrim yok. Sen... Mesela karakteri söylesen tanıyacakmışım gibi davranıyorum ya, ama. Diyorum yani var mı bir fikrin? Yok hiçbir fikrim yok. Thor hiç okumadım hayatımda. Yani dost kamera yine gitti. Yani bizim muhabbetimize dayanamadı. Bir de muhtemelen tanrılar bizim Christian Bale'i gömmemizi istemiyorlar. O yüzden son konuyu es geçiyorum. Dost etinden kemiğinden yararlandım. Allah razı olsun. Şaka bir yana güzel sohbet oldu. Bayağıdır da böyle oturup muhabbet etmemiştik. İnşallah. Önceki 2 saatlik sohbet daha güzel. Evet o da güzel. Kameraya çekeydik o iyi. Off the record olan bayağı eğlenceydi. Ona da bir şey yaparız ya. Yaparız. Yani. Ben sömürürüm seni. Sömürebilirsin istediğin gibi sıkıntı yok. Ne güzel. Gençler şimdilik bu kadar. Beğendiyseniz işte biliyorsunuz ne yapacağınızı. Beğendiyseniz devam ederiz belki arada, ayda bir, 5 haftada bir, 10 haftada bir ara yaparız. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Ben gidiyorum, görüşürüz. Bay bay. Karımıza duş var orada. Sağda küçük duş mu? Aynen o.